Herkese selam. Bu videomuzda biraz daha vlog tarzı bir video çekmeye karar verdik. Evet. Bugün Yuvacık Barajı'nın yanındaki yürüyüş parkuruna geldik. Bu parkurdan size gördüklerimizi anlatacağız. Zaten burası Yuvacık Barajı'nın yürüyüş parkuru olarak geçiyor. İzmit merkeze de 10 kilometre falandır. Yani çok yakın aslında. Ve güzel bir parkur. O yüzden güzel yürünebilir. Şimdi gezip aslında İzmit'te nereler gezilir tarzında bir konseptle size aktaracağız. Ya biraz daha İzmit'te nereler gezilir değil de böyle hani yürüyüş parkuru, hani ne bileyim, doğal bir ortam. Rahat böyle dersin. Şu korona günlerinde sıkılmış günlerde nerelere gidilebilir. Bir de çok insan yok. Aynen. Özellikle hafta içi burada 10 tane falan araba vardır yani. Ki büyük bir parkur olduğu için çok kişiyle karşılaşmazsın. Gaz nasıl serinledi hemen? Evet. Abi su hayattır be. Öyle vallahi ya. Vallahi kral. Güzel. Aslına bak, buradan da gidilir. Şuradan parkur var, gözüküyor da. Gel abi. Biz yolumuza devam edelim. Sonuçlarını biliyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Böyle çok güzel fotoğraf çekme alanları var yani. Her tarafta çekilebilirsiniz. Artık parkurun ortasına gelmeye başladık. 3,5-4 kilometre arasında burası. He? Evet, aynen. Şu an 3,5-4 kilometre aralarındayız. Bu arada kilometreler geçmiyor. Devam ediyor. Bir de bunun dönüşü de var. Onu da düşünmek lazım. Devam ediyoruz. Ama parkur eğlenceli ya. Parkur böyle tam hafta sonu gelmelik. Sohbet muhabbet ederken. Ha, yürümelik. Aynen, doğada. Ya şu an biz hafta içi geldiğimiz için tabi bayağı hiç kalabalık yok, kimse yok ya neredeyse. Öyle olduğu için çok rahat oluyor. 1,5 kilometreden 2 kilometreden sonra hiç kimseyi görmedik yani. Evet. Yürüyor yani ya. Genelde insanlar başını gidiyor böyle 2'ye kadar falan, sonra geri dönüyor. Ama 9 kilometre toplamda parkur. Yani 9 kilometre bayağı yorar muhtemelen ama güzel bir spor olur açıkçası. Ya İzmit'te de hani böyle güzel yerler, Yuvacık'ta falan. Bak işte Rabbim nasıl yer. Evet, şurası güzel. Evet, yürüyüşümüz devam ediyor. Böyle güzel bir görüntü eşliğinde. Yaklaşık 9 kilometre sürecek. Böyle de derelerden akan sular mevcut. Yani su sıkıntısı yaşamazsınız ama bir şişe almanız da fayda var. Maşallah be. Bu arkadaşlar 1000 yıl önceki bir yılan. Yılan derisini bırakmış. Oradan doğal yollarla oluşan su. Saf mı? Böyle rota üzerinde farklı çıkışlar, yol ayrımları da var. Açıkçası burası nereye gidiyor bilmiyoruz. Bence bir gidelim, dönüşte belki bakarız. Ya da başka bir zaman gidilir. Çünkü full merdiven yani.
Belki birinin ileride yaptı. Evlerden falan. Bak burası şu an 1500. Metredeyiz. 1300'de falan su var işte. Ya burada yine var. Yani. Belediye çalışıyor mu ya? Evet, vallahi çalışıyor. Bir tane bile çöp bile yok yani. Evet, çöpler alınıyor. Çöp bile yok, helal olsun yani. Belki o şeyden olabilir ya, şu an tam mevsim. Hani evet. Yazın belki daha fazla olabilir. Şu an ama iyi genelde ama. Ben burada gittiğim tüm yürüyüş parkurlarında hani böyle şey görmedim. Ne derler onu, çöp hiç görmedim yani. Ya buraya gelenler çok bilinçli ya da cidden işini yapıyor yani belediye. Bayılıyorum işte böyle yollara ya. Hocam şöyle şey olunca daha iyi be. Ağaçlar falan kapatınca. Evet evet. Diğer türlü bir daralıyoruz. Tam o zaman yürüyüş böyle yaptığını hissediyiz. Aynen. Rota üzerinde 4. kilometreden sonra böyle bir piknik alanlarıyla karşılaştık aslında. 4 civarında ya. İşte 4'ü geçtikten biraz sonra ya, 1-2 dakika sonra bununla karşılaşıyorsunuz. Böyle. Daha burada mangal yapılmış. Artık biraz daha dönüş yoluna geçiyoruz. Videonun da çok uzun atmak istemiyorum açıkçası. Biraz daha bizim için bir deneme videosu bu. Ya, bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Biraz daha biz teknoloji kanalı gibi gözüksek de aslında teknoloji ve böyle yaşam konulu videolar çekmek istiyoruz. Çıkış noktamız bu. Aynen. Evet, amacımız da bu zaten. Can da böyle daha çok tıp çekiyor. Yani böyle güzel ya. Kendi halinde bir kanalız işte yani.